Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlere Nothing Phone 1 ile haftalar sonra konseptinde neler yaptığımı anlatmak istiyorum. Kendisi 1 Haziran'da satışa çıkmıştı ama bildiğiniz gibi bize daha öncesinde gelmişti. Yaklaşık olarak da 16 Mayıs olması lazım. Yani 2 hafta daha öncesinde gelmişti bize yayın tarihinden önce. O zamandan bu zamana kadar elimden düşürmediğim bir telefon oldu. Kimi zaman Aydoğan kullanmak için geçti ama genellikle telefon tamamen bendeydi. Ben kullandım. Peki nasıl kullandım onu da söyleyeyim sizlere. Bildiğiniz gibi Huawei P60 Pro kullanıyorum. Ana telefonum olarak yanımda bir de Poco F4G ...GT'yi taşıyorum ki o da neden? Reelser'ımı onunla çekiyorum çünkü gerçekten güzel bir ana kamerası var. 4K 60 fpste güzel videolar çekebiliyor. Oyuncu telefonu olduğu için 3 adet mikrofonu var ve sesi de çok iyi alıyor vesaire vesaire. Onu da yanında kim zaman taşıyorum. İkinci telefon olarak yanımda aslında Nothing Phone 1'i taşıyorum burada. Nothing Phone 2 geldiğinde ona geçmiştim hatta P60'ı bile bir kenara bırakmıştım. Nothing Phone 2 ile Nothing Phone 1'i kullanıyordum. Şimdi ise tekrardan P60 Pro ile beraber Nothing Phone 1'i de kullanıyorum. Şimdi Nothing Phone 1'i kullanırken neler yaptım neler yaşadım alır mı alınmaz mı hala alınır mı alınmaz mı ondan biraz konuşmak istiyorum. Şimdi tasarım kısmına baktığımızda her zaman şunu söyledim. İncelemesinde de bunu dedim. Diğer telefonlarla da kıyaslamada da aynı şeyi söyledim. Burada metal kasanın olması telefonu bir kere premium algı yaratıyor. Bu kesin. Ama diğer segmentindeki telefonlara baktığımızda böyle bir şey bulunmuyor. Yani segmentteki yeni telefonlara baktığımızda işte Honor 70'te, Honor 90'da, Vivo V29'da, sonrasında Poco F5 serisinde vesaire hiçbir şekilde metal kasa bulunmuyor. Burada metal kasa olmasıyla orta üst segmentte ayrılan bir özellikle karşımıza çıkıyor 11. Bu yüzden de elde tuttuğunuzda gerçekten güzel bir telefon olduğunu anlayabiliyorsunuz. Boyutu ne çok küçük ne de çok büyük olduğu için elde tuttuğunuzda ya ben bu telefonu tutuyorum ama elimde büyük işte kayar düşer vesaire gibisinden düşünceye sahip olmuyorsunuz. Veya ne kadar da küçük yani o kadar da küçük değil ya bunun ekranı bana küçük geldi demiyorsunuz zaten. E zaten ekrana baktığımızda 6.55 inçlik bir ekranımız var. OLED panelle geliyor. 120 Hz destekliyor vesaire derken de aslında olması gereken segmentte özellikle tamamını karşılıyor. E arka tarafındaki şu ışıklardan biraz konuşalım. Herkes şunu söylüyor. Ya bu ışıklar çocuk işi ben bu ışıkları ne yapacağım? Kılıf takınca zaten kapanacak. Arkadaşlar kılıflar zaten buna göre ayarlanıyor. Oradaki ledlerin yanmasına göre ayarlanıyor. Kılıfın oraları boşluk bırakılıyor ki o ledler de gözüksün diye. Bu ledler çocuk oyuncağı değil. Bu ledlerin bir işlevi bulunuyor. Bu işlevlerin neler olduğunu zaten sizlere birçok farklı videoda anlatmıştım. İşte bildirmenizi görebiliyorsunuz. Ondan sonra ne kadar şarjınızın kaldığını görebiliyorsunuz. Veya siz bunu isterseniz de doğal ışık olarak da kullanabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Mesela Vivo V29 bunu yapıyordu. Aero Light yani star ışığıyla yapıyordu. Aynı şeyi burada Nothing Phone 1 ile de yapabiliyordunuz. Çok daha öncesinde. Yani hiçbir şekilde flash'ı açmadan sadece buradaki ledlerin ışığıyla çok daha güzel fotoğraflar, aydınlık fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Müziklerinizi oynarken o da eşlik edebiliyor. O da ayrı bir tabii ki olay ayrı bir eğlence anlamına geliyor. Yani ben ışıkları kullanmak istemiyorum. Arkası dümdüz bir şekilde olsun isterseniz de arka taraftaki bu ışıkları kapatabiliyorsunuz. Ayarı da bulunuyor. Yani ışık sizin için bir şey anlam ifade etmeyecekse bunu da gerçekleştirebiliyorsunuz. Neyse devam edelim ekran tarafında. Yani izlediğim içeriklerde keyfin sonuna kadar çıkarabildim. Çünkü OLED bir ekran olması, 1 milyar rengi desteklemesi, HDR10 Plus desteğinin olması vesaire vesaire gerçekten güzel bir ekran. Ve ekran çerçeveleri bakımından sağdan, soldan, üstten, alttan eşit bir şekilde tutulduğu için de hiçbir şekilde o çerçeve sizlere rahatsız etmiyor. Çerçevesi daha ince olan telefonlar var mı? Tabii ki var ama onların belki de altları biraz daha kalınken yanları biraz daha ince olabiliyor. Yani formsuzluk burada ortaya çıkıyor. Ama ben tam bir forma sahip olmak istiyorum diyenler varsa da buradaki ekran çerçeveleri kesinlikle sizi rahatsız etmeyecektir. Benim rahatsız olduğum bir nokta var mı ekran tarafında? Evet var. Özellikle çok çok parlak güneş altında ben parlaklık seviyesini beğenmediğimi zaten belirtmiştim. Yaklaşık olarak baktığımda da ortalama 500 nitlik bir parlaklık değerimiz varken burada HDR içeriklere geldiğinde 1200 nit'e kadar çıkan bir parlaklık seviyesi oluşuyor. Ama standart bir kullanımda bu 1200 nit'i kullanamıyorsunuz. HDR içerikleri

kullanabiliyorsunuz. Orada başarılı mı? Başarılı ama günlük hayatta kullandığınızda ya keşke biraz daha yüksek olsaydı dedim ve Nothing Phone 2 de zaten bunu düzeltler. Bunu tabii ki aklımızın bir köşesine yazmayı unutmayalım. Bundan sonra konuşacağım nokta performans kısmı. Herkes niye hala Snapdragon 778G'nin veya 778G Plus'ın kötü bir işlemci olduğunu düşünüyor? Orta seviye, alt seviye bir işlemci olduğunu düşünüyor ama kesinlikle öyle değil. Bir işlemci eğer oyunlarda 60 FPS gibi bir değer alabiliyorsa o işlemci iyi bir işlemcidir. Bataryası iyi gidiyorsa o işlemci iyi bir işlemcidir. Bu yüzden de Snapdragon 778G ailesi şu anda en verimli, en performanslı ve fiyat performans telefonlarındaki en iyi işlemci olarak sizlere söyleyebilirim. Bunun dışında 7 Gen bir serisi var, 7 Plus Gen 2 falan var ama dediğim gibi fiyat performansa geldiğimizde biraz daha markalar telefonun fiyatlarını düşük tutmak için bu işlemci serisini kullanıyorlar ki burada da 778G Plus'ı görüyoruz. Plus olması ne demek? Arka tarafında kablosuz şarjın olması demek oluyor. Yani ben oyunlarda yüksek ayarlarda oynamak istiyorum derseniz Nothing Phone 1 ile beraber akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. PUBG'de de, Call of Duty'de de, diğer oyunlara baktığınızda da aynı şekilde oynanızı oynayabiliyorsunuz. Tek versiyonda. da geliyordu 8'e 256'lık versiyonla. O da gayet yeterli seviyesindeki telefonlara baktığımızda kimi telefonlarda 12 GB görebiliyorken şu anda 8'e 256'lık telefonlarda bulunuyor. O da gayet yeterli en azından benim için yeterli olduğunu sizlere söyleyeyim. Kamera tarafına gelelim biraz da arka tarafta iki tane kamera olmasını kimileri yadırgamıştı ama kameranın iki tane olması değil ne kadar size bir şeyler sunabilmesi önemli. Burada da iki tane 50 megapiksellik kamera var. Bir tanesi ana kamera, bir tanesi de geniş açılı kamera. Ana kameramız burada IMX766 sensöründe. O de destekliyor. Ace'i de destekliyor. Yani çekeceğiniz fotoğraflar da hoşunuza gidecektir. Özellikle Mate 50 Pro'nun ana kamerasında da aynı sensör vardı. Ama tabii ki orada işin yazılım tarafı da bulunuyor ama burada da yine iyi bir kamera performansı sizlere bekleyecektir. Ön taraftaki kamerayla çektiğim fotoğraflardan çok fazla memnun olmasam da yeterli bir sonucu bizlere verebiliyordu. Yani burada da 16 megapiksel bir kamera vardı. Dediğim gibi Nothing Phone 2'nin ön kamerası biraz daha iyiydi ama Nothing Phone 1'de de çok çok kötü değildi. İşinize yarayacaktır ama arka kameralar bence segmentteki diğer rakipleri çok daha iyi bir şekilde yarışabileceğini de düşünüyorum ve dediğim gibi geniş açıcı kamerası da 50 megapiksel olunca bu sefer makro çekimlerde de çok daha iyi fotoğraflar ortaya çıkacaktır. Segmentinde 2 megapiksellik makro kameraları varken siz burada 50 megapikselle beraber makro çekimler yapabileceksiniz. 4 cm'e kadar yaklaşabiliyorsunuz. Bahsetmediğim noktalardan bir tanesi ses kısmı. Ses kısmı beni memnun ediyor açıkçası. Bu seviyedeki telefonlarda yine kimi zaman stereo hoparlörü yerine mono hoparlörü görüyoruz ama burada stereo hoparlörün olması çok büyük bir artı kazandırıyor. Yine güncel cihazlara bakıyorum. Honor 70, Honor 90, Vivo V29 gibi cihazlarda mono hoparlör varken Poco F5'te çok güzel bir stereo hoparlör bulunuyor bu arada. Onu da katmadan geçmek istemedim. Yine burada stereo hoparlörü bulunuyor. Benim tecrübelerime göre aizeden çıkan ses biraz daha tizken alt taraftaki hoparlörlerden biraz daha bas ağırlık sesler çıkıyor ama yine de güzel bir ses sistemine sahip olduğunu sizlere ekleyebilirim. Bu yüzden de ses kısmında herhangi bir problem olmadan telefonu kullanabiliyorsunuz. Ben de bir şeyler izlerken, bir şeyler dinlerken memnun olarak buradaki hoparlörleri kullandığımı söyleyeyim sizlere. Ve gelelim batarya tarafına. Batarya tarafına baktığımızda 4500 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor. Kutu içerisinden şarj aleti çıkmıyor. Ekstra olarak almanız gerekiyor. Ama şöyle güzel bir şey var. Her şarj aletleriyle de çalışabiliyor. Yani power delivery destekli olan bütün şarj aletleriyle iyi bir şekilde çalışabiliyor. 33 wattlık desteğini rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani bütün telefonların şarj aletleriyle çalışabiliyor aslında. Yani orijinal olan şarj aletleriyle çalışabiliyor. Kimi zaman Vivo'nun telefonları başka şarj aletle çalışmıyor. Samsung gibi çalışmıyor vesaire vesaire. Yani marka bazlı baktığınızda çalışmayan markalar bulunabiliyor ama Nothing tarafında böyle bir şey yok. Hızlı şarj desteği olan bütün şarj aletleriyle beraber uyum içinde çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Tasarım kısmını ekleyeceğim noktadan bir tanesi de şu Gorilla Glass 5 mevzusu. Şimdi arka tarafına baktığımızda bir tane çizim var burada ama o da nasıl oldu hiçbir fikrim bulunmuyor. Nasıl oldu? Masanın üstüne koyduğumda orada nasıl olduysa çizilmiştir. Çünkü herhangi bir şekilde ne kılıfla kullanıyorum ne de başka bir şeyle kutu içerisinden çıkan ekran koruyucusunu hala kullanıyorum. O da bayağı çizik içinde değiştirme de gerekiyor açıkçası. Bu şekilde de bunu eklemeden geçmeyeyim. Çerçeveler kısmına baktığımda alüminyum demiştim ya. Herhangi bir şekilde burada çizik göremiyorum ben. Çünkü gerçekten telefonlarda temiz kullanan biriyim. O yüzden de herhangi bir çizik bulunmadan da telefonu kullandım. Evet çantama da atıyorum bu arada ama çantamın içerisinde bir laptop çantası gibi bir çanta var. Ufak bir tane böyle silikon gibi yumuşak bir malzemeden oluşan bir çanta var. Ona koyarım. O yüzden de çizilmesini de de geçmiş oluyorum bu şekilde. Aslında telefonu sizlere bu şekilde biraz da özetlemiş oldum. Ben hala alacak olsam Nothing Phone 1'i almayı düşünüyorum. 15 bin liradan satışa çıkmıştı. Şu andaki en düşük fiyatına baktığımda 17.764 lirayla Trendyol'da satılıyor. Peki bu fiyatlara başka telefon alabiliyor musunuz? Onlara da bakalım. Tabii ki de alabiliyorsunuz. İlk başta Nothing Phone 1'den sonra Poco F5 satın alabiliyorsunuz. Vivo V29 biraz daha üstte kalıyor. Poco X4 GT gibi bir telefon alabiliyorsunuz. Sonrasında Xiaomi 13 Lite bulunuyor ama onun da eksikleri vardı. Alınır mı diye videosunu çekmiştim. Sonrasında baktığımızda tabii ki Honor 90 da burada geliyor. Çok büyük rakip. Bence de en büyük rakiplerden. Yani bir tanesi. Poco'nun F4'ü geliyor ama çok fazla adedi olduğunu zannetmiyorum. Burada satışta olan Nova 11 serisi geliyor. Onda da tabii ki Google problemleri var bildiğiniz gibi. Nova onlar var. Honor 70 var. Ve sonrasında bakma şöyle aşağılara doğru indiğimde Realme'nin GT X'i var. Onu da alınır mı alınmaz mı gibisinden videosunu çekmiştim. Ona da bakabilirsiniz. Yani sonuç olarak segmenti belli bir telefon. Alınır mı alınmaz mı kısmında ben hala gönül rahatlığıyla Nothing Phone 1'i alabileceğinizi düşünüyorum. Şu anda 17.000 liraya alınabilmiş olması veya 17.764 veya hadi 18 bin lira alınabilir olması bence gayet iyi. Bu yüzden de Nothing Phone 1'i tercih edebilirsiniz. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Nothing Phone 1 hala alınır mı? Alınmaz mı? Ben fiyatıyla sunduklarıyla beraber hala alınabileceğini düşünüyorum. Ve ikinci telefon olarak da kullanmaya da devam edeceğim de sizlere aktarmış olayım. Sizlerden Nothing Phone 1 kullanıyorsunuz. Lütfen kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Veya ben 18.000 bin liraya bunu değil de Poco F5'i alırım. Honor 90'ı alırım. Veya biraz daha ekleyip Vivo V29'u alırım. Veya şu telefonu alırım diyenler varsa da onları da yoruma bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.